Gördüğümüz manzara şu. Cumhur İttifakı var, bir ittifak. Bu zaten tek adam yönetimi. Arkasında yandaşlar, sermaye güçleri var. Amansız bir saldırı var. Hak gaspları var. Bu ittifaktan kurtulmak gerek. Tek adam yönetimini göndermek gerek. Karşısında ne var? Millet İttifakı var. Bu kadar sorun karşısında Millet İttifakı ne diyor? Dediği şu, yani hiçbir şey yapmayın. Sokağa çıkmayın. Sesinizi çıkartmayın. Aman abi, provokasyon olur. E ne yapalım? Yapacağınız şey seçimi beklemek, sandıkta oy atmak. Bu politika iflas etmiştir. İflas etmiştir. Çünkü en son İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen karar da bunu göstermiştir. İstediğiniz kadar sokağa çıkmayın deyin, iktidar durmuyor. Peş peşe saldırı yapıyor. Ne yaptınız? Mecburen halkı belediyenin önüne çağırdınız. İzlenecek yol halk hareketinin meydanlara inmesi. Biz bu düzen muhalefeti çizgisinin iflas ettiğini düşünüyoruz. Yani ortaya çıkan manzara bu. Bu yeni dönem artık gerilimlerle, baskılarla, yasaklarla seçime gidilen bir dönem olacak. Biz 15 Ocak'ta İstanbul'da büyük halk mitingi yapıyoruz. Yani sadece laf değil, onu üretmek değil, meydana inmek. Halkı meydana indirmek, halkları meydana indirmek. Bunun çalışmasını içerisinde şu an arkadaşlarımız. AKP, MHP bloku bu seçimi almak için elinden geleni ardına koymayacak. Her şeyi yapacak. Şimdi tablo buysa, buna karşı yapılacak şey, aman bekleyin, sanki çok normal bir havada, sanki çok demokratik bir ortamda, yani böyle güllük gülistanlık bir seçim olacak gibi bir atmosfer yaratarak bu seçimden bir değişim, devrimci demokratik bir değişim beklemek mümkün değil. Atı alan Üsküdar'ı geçer. Onun için tek adam yönetimine son verilecekse, Türkiye demokratik ve özgür bir ortama kavuşacaksa, bunun yolu şimdiden bir mücadele ortamı yaratmak, halkın demokratik tepkisini meydanlarda, sokaklarda göstermek.